Evin iki oğlu var. Ali ile Emir. Aralarında da 3 yaş. Askere gidiyor büyük oğlan Ali. Tezkeresine 15 gün kala bir mayına basıyor. Sağ ayağının dizden altı, sol elinin de 3 parmağı yok. Evine dönüyor. Göğsünde bir gazi madalyası. Alnı ak. Gururlu mu? Gururlu delikanlı. Ben gaziyim diyor da başka da bir şey demiyor. Gel zaman, git zaman askere hazırlık yapan Emir'in de çağrısı geliyor. Takılıyor kardeşine Ali. Ben gaziyim Emir. Senin bu mertebeye gelmek için daha çok ekmek yemen gerek koçum diyor. Komando yazıyorlar Emir'i. Her çatışmaya en önden fırlıyor. Cevval mi cevval delikanlı. Ve bir gün yaralı bir arkadaşına yardım etmeye çalışırken kahpe bir kurşun gelip göğsünden vuruyor onu. Dizlerinin bağı çözülüyor, düşüyor, kucaklaşıyor toprakla. Arkadaşları hemen koşturuyorlar. Alıyor bir arkadaşı onu kucağına. Diyor ki, abim Ali'ye haber verin. Ben şimdi onun mertebesini de geçiyorum. O gazi olmuştu. Ben şehit oluyorum. Söyleyin, kusuruma bakmasın. Söyleyin, hakkı üzerimde kalmasın. Bu çocuklar var ya, bu kahramanlar, bu yiğitler var ya, vücutlarının kaçta kaçı ettir, kaçta kaçı kemiktir, sudur. Belki bunu bilmezler ama biz biliriz ki onların yüreklerinin %100'ü vatandır, vatan. Akçaoğullarından Musa, Adana ili Saimbeyli ilçesinde İbrahim Bey ve Elif Hanım'ın yavrusu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren iri yapısı, gövdesi, güçlü kuvvetli görünüşüyle çok dikkat çekti. Görüntüsü kadar nezaketi, inceliği, beyefendiliğiyle de göz doldurdu. Çiftçilik yapıyordu. Aynı köyden Havva Hanım'la evlendiler. O güne kadar bağrımızdan beslenenler Adana'da isyan çıkartmışlardı. Zaten ülke topraklarında öteden beri gözü olan düşman kuvvetleri de onlara yardım ediyorlardı. Ve bu hainler bizi can evimizden, tam içimizden vurdular. Türkiye'nin pek çok yerinde böyle oldu. Adana'da da böyle oldu. Bu isyanlardan bir tanesi de Haçin olaylarıdır. Haçin, Adana'nın şimdi Saimbeyli diye anılan bölgesinin eski adıdır. Şehrin 158 kilometre kuzeydoğusunda ve Kozan ilçesine de 83 kilometre mesafededir. Düşman ülke olarak birazcık zayıf düşmemizden yaralanarak isyan başlatmış ve kasabamızı kuşatmıştı. İbrahim oğlu Musa ve onun yiğit arkadaşları mübarek topraklarımızın üzerinde düşman çizmesinin basmasına müsaade ederler mi? Etmezler. Ezanın susmasına izin verirler mi? Vermezler. Onlar da öyle yaptılar. Silahları yoktu. Baltalarını kaptılar. O da olmadı. Yumruklarını silah yaptılar. Adana'nın yiğitleri Adana topraklarında düşmana geçit vermediler. Bugün Allah korusun öyle bir şey olursa Adana'nın yiğitlerinin izin vermeyecekleri gibi. Akçaoğullarından Musa iri cüssesiyle saldırırken düşmana
3-5 düşman ancak durdurabildi onu. Şehit oldu Musa ve Adana'nın şanını, şerefini hiçbir zaman yere düşürmedi Musa. Adana ili Feke ilçesi Kazancı mahallesinde Hüseyin Bey ve Durdu Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Gençlik yılları çiftçilikle geçti. Durdu Hanım'la evlendi ve 3 çocukları oldu. Zeliha, Fatma, Ramazan. Biraz önce Musa şehidimizin hikayesini anlattım. İşte aynı cephede Musa ile omuz omuza vatan savunmasında Kuvayi Milliye saflarında yer aldı Osman. Saim Beyli'nin kurtarılmasında kanını feda etti. Şehit edilişinin 3. ayında düşman işgalinden kurtuldu canım dediği memleketi, ama o ne yazık ki bunu göremedi. Oğlu Ramazan'la birlikteydiler. Baba oğul kurt gibiydiler. Ramazan ayağından yaralandı. Sırtladı onu babası. Yettim oğlum, dayan Ramazan'ım dedi. Kurtardı oğlunu kurşun yağmurundan, lakin kendisini kurtarmak nasip olmadı. Ramazan, sana emanet anan, bacıların ve bu vatan. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne bir mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevmiş ve sevilen nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri minnuk yerinden, birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Bu seferden dönemeyenler arasında, yani bu dünyadan diğer dünyaya göçenler arasında sadece şehitler derlermiş ki, ey Allah'ım sen bize bir kez daha can ver. Biz dünyaya bir kez daha gidelim. Senin için bir kez daha şehit olalım, ölelim. Çünkü biz bu ölümün tadına doyamadık. Gerçekten çok duygulandığım ve bilmediğim ve öğrendiğim bugün çok şeyler oldu. Vatan, vatan, vatan. Vatan için ölmek her kula nasip olmaz diyorum. Ne mutlu o şehitlerimize, Allah nur içine yatsın diyor. Biz Somalliyiz. Türk devlet ve Türk insanları çok seviyoruz. Ben burada tören gördüm. Çok beğendim. Türk şehitler Allah'tan rahmet olsun. Öncelikle Genelkurmay Başkanlığı'nı gerçekten tebrik ediyorum. Şehitlerimizi anma etkinliği çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel bir saat geçirdik burada. Bu ülkenin kahramanlarının yaptıkları fedakarlıkları bir karşılığı yok. Bunu elbette bize ödeyemeyiz ama en azından onları yad etmemizin bir görev olduğunu düşünüyorum. Ve biz öncelikle kendi evlatlarımızla, sonrasında bir sonraki nesillere bu ülkenin topraklarının nedenli zorluklarla kazanıldığını, nedenli zorluklarla korunduğunu her defasında üstüne basa basa anlatmamız lazım.